yıllarda televizyonlarda ilk konuşmaya başladığımda bağırsak florasının insan beynini etkilediğini söylüyordum ben. Ya bu, bu adam kimyacı bir de bu işlerle de mi uğraşıyor? Nereden çıkardı bunları diyor. Bak bugün bilim bundan bahsediyor. Şimdi tükettiğiniz gıdanın içerisindeki katkı veya gen uyumsuzlukları, katkıların dışında genetik müdahaleler, bunu tüm dünya için söylüyorum. Ne oluyor? Bağırsak florasındaki beslenen bakterilerin karakteristik özelliklerini değiştiriyor. Şimdi bu nasıl oluyor diyorsunuz? Bakın bugün hazır gıdalar kolay sindiriliyor. Bak hazır gıdalar kolay sindiriliyor. Bu bir gerçek. Şimdi normalde bağırsak sistemine bakacak olursanız mideden çıktıktan sonra 12 parmak bağırsağı pilor sonrası sonra ince bağırsağın o 3 bölümü sonra çekumda kalın bağırsağa girer. Yani yaklaşık 7-7,5 e, metrelik uzunluğunda bir kolon düşünün bir bağırsak. Şimdi kolay sindirilebilen gıdalar, kolay gıda bunlar. Yani bağırsakların üst bölümündeki bakteriler besleniyor. Alt kısımdaki bakteriler beslenemiyorlar, aç kalıyorlar. İşte orada feryat başlıyor ve bunlar değişik kimyasallar üretiyor ve bu üretilen bu kimyasallar kan beyin bariyerini geçip beyinde bizi kumanda etmeye başlıyorlar. Psikolojimizi değiştiriyor veya agresif yapıyor, ne bileyim hiperaktif yapıyor, dikkat dağınıklığına sebebiyet veriyor. İşte bunun için mesela buğdaydaki o gluten, gluten gliadin ee, ve e, prolaminden iki tane farklı proteinden oluşur gluten bir kompleks bir molekül şimdi gliadin'i gliadin bir proteindir bu parçalandığı zaman e, enzimatik olarak yani bir bakteriler parçalar bir de enzimler parçalar bunun ikisi farklı şeyler şimdi gliadin Parçalandığı zaman enzimatik olarak ne oluyor? Egzorfin oluşuyor. Egzorfin de beyine gidip orada dikkat dağınıklığına, orada hiperaktiviteye sebebiyet veriyor. Çocuklar hiperaktif. ya Ben hep söylüyorum bir arkadaşın evine gittik de çocuk hiperaktif durmuyor. Çocuğu kontrol edemiyorsunuz. Kalorifer borularına tırmanıyor çocuk. Evet. Ya bunu dışarı çıkarın bu çocuğu evde hapsis mi diyorsunuz ne alakası var Çünkü gıdalar değişti Hüseyin gıdalar değişti gıda değişirse senin metabolizman değişir Değiştim. bu kadar ve bugün bağırsak florası mikrobiyota yani ona göre besleneceksiniz Eskiden eskiden böyle bir sıkıntı yoktu çünkü gıdalar doğal gıdaydı Al şunu göster değerli izleyicilerimize. Allah aşkına göster. Sarımsak şu sarımsak. Evet. evet. Kameramandan rica edelim. Bir göstersin sarımsağı. Ya böyle sarımsak mı olur? Neredeyse karpuz kadar. Alsan Allah aşkına eline. Şunu mu hocam? Evet. Buyur. Yani şu bunun özelliğini siz söyleyin hocam. Ha. Ne sarımsağı? Şimdi efendim. Şu. Evet. Bak bir de onun altında bizim Kastamonu Taş Köprü sarımsağı var. Onu da göstereyim. Ha, bu cılız ufak millet işin gösterişinde. Onun için onu alıyor. Şimdi bu sarımsağı tükettiğiniz zaman bunun kimyasına baktığımız zaman bu iri sarımsağın bir de o küçük taş köprü sarımsağının arasında farkı göreceksiniz. Bu nasıl midenizi yakacak? Hayretler içinde kalacaksınız ve bağırsak floranızda bakterileri nasıl rahatsız edecek tanımadığı bir gıda. Bir insanın e, sağlıklı yaşamın birinci kuralı bizim bağırsaklarımızdaki bakterilerdir. Bu popülasyondur. Değişik bakteriler var. Kimi bize vitaminleri yapıyor, değişik proteinleri yapıyor, bağışıklık sistemimizi güçle. Ama içinde zararlılar da var ama onlar dengede. Ama şimdi gıda değiştiği için onların tanımadığı moleküller geliyor. Bu sefer bakteriler mutasyona uğruyor. Değişmek zorunda kalıyorlar. Bu sefer farklı farklı metabolitler ortaya çıkıyor. Neyi tetiklediğini bilmiyorsun. Hüseyin ömrün yetmez bunu araştırmaya. Ya şu işin doğrusu varken, doğru yolda giderken niye yoldan sapıyorsunuz? Bakara 11. Niçin bunu değiştiriyorsunuz diye sorduğumuzda benim nimetlerimi niye, niçin değiştiriyorsunuz diye sorduğumuzda derler ki, efendim, kalu derler ki, muslihun, bizler ıslah edicileriz. Yüce Allah haşa eksik ve kusurlu yaratmış da, o da kalkmış işte, bunu yapıyor sana. Bak bu sarımsağı yapıyor. Ne al ye bakalım. Al ye görürsün işte.